Öncelikle Türkiye'de yaklaşık 130 cezaevinde politik tutsak var ve politik tutsakların tamamına yakını kendi ailelerinin bulunduğu şehirlerden uzak yerlere sürgün edilmiş ve bu sürgünlerin tamamının gerekçesi güvenlik. Güvenlik gerekçesi sürgün edilmişler. Bu noktada bizim açtığımız davalarda bile Bakanlık işte örgüt suçlarından tutuklu ve hükümleri güvenlik gerekçesiyle işte Diyarbakır, Mardin, Şırnak gibi illerden uzak yerlere sevk ettiklerini aslında bir şekilde kabul etmekte. E şimdi bunun diğer boyutu ailelerdir. Somut gideceğim. Çünkü dışarıdaki zindanı anlayabilmek için ailelerin yaşadığını anlamak gerekiyor. Birden fazla tutuklusu olan aileleri de göz ardı etmeden bir değerlendirme yapalım. Önce düşünün Van'da oturan bir ailesiniz ve çocuğunuz Karadeniz'de. Kendiniz de yaşlısınız, hastasınız, otobüs veya normal yolculuk yapamadığınız için uçakla gitmeniz gerekiyor. Ya da Van'da oturuyorsunuz, İzmir'e, Antalya'ya, Edirne'ye görüşe gitmeniz gerekiyor. Bir tek kişinin görüş masrafı 10.000 TL'yi buluyor. Asgari ücretin 8.500 TL olduğu bir yerde bir ailenin her ay açık görüşe gitmesi imkansız. Hatta yılda bir defa gitse mucizeye dönüşmüş gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü konaklama, yol... Artı diğer masrafları düşündüğünüzde aslında aileler açısından cezaevine görüşe gitmek büyük bir eziyete dönüşüyor. Ve bunun ilk adımı maddi eziyet. Çünkü hedeflenen şey ne zaten? Hedeflenen şey ne? Tutsaklar zaten ailelerinden avukatlarından bulunduğu kentten koparıp teçhid altına alma. Teçhid altına almanın ilk yolu ne? Zaten ekonomik sorunlar yaşandığı bir süreçte tutsaklara ulaşımı maddi olarak engellemeye çalışıyordu. Şimdi hasta birinin. Maddi koşullara el verse de sürekli Van'dan, Diyarbakır'dan kalkıp Edirne'ye, Bodrum'a, Yozgat'a, Karadeniz'e görüş gitmesi imkansızdır. İkinci bir şey, insanlar sadece birkaç ayda bir açık görüşte evlatlarını, eşlerini ya da ailesindeki fertleri görmek istemez. Cezaevindeyseniz, cezaevinde görüş hakkı denilen bir hakkı eğer yasalar tanımışsa bu hakkın kullanımının da olması gerekir. Yani kullanımı uygun olmayan bir hakkı mevzuatta yer vermek, aslında bu hakkı kullanma önündeki en büyük engeli yaratmaktır. Nasıl? Hani haftalık kapalı görüş Ayda bir açık görüş hakkını eğer mevzuatta tanıyorsanız bunun fiziki olarak da olurunu ayarlamak zorundasınız. Bu devletin başlıca hükümlülüğüdür. Eğer kişiyi özgürlüğünden alıkoymuşsanız ki hiç kimse kendi bireysel tercih ile cezaevine girmiyor. Eğer özgürlüğünden alıkoymuşsanız seyahat hakkı dışındaki hiçbir hakkını da engelleyemezsiniz. Ailesiyle görüşecek, ailesiyle iletişim kuracak ve diğer tüm hakları elinde olacak. Yani tekrar vurgulamak gerekiyorsa eğer yasada kapalı görüş hakkı varsa bu görüş hakkını kullanmanın öndeki engelleri de kaldıracak yine Adalet Bakanlığı ve devlet mekanizması. Ama görüyoruz ki aslında kapalı görüş ve açık görüş haklarının kullanılmasını engelleyen temel kurumda e, kurum da aslında Adalet Bakanlığı olarak karşımıza çıkmakta ki açtığımız davalarda Adalet Bakanlığı'nın verdiği cevaplar bize bunu gösteriyor. Şimdi diğer bir hususu anlatmak gerekiyor. Diğer bir husus. Bu sadece maddi olarak ya da hasta olarak gidip gelme meselesi değil. İnsanların birbirlerini görme hakkı temas etme hakkı, dokunma hakkı, iletişimde bulunma hakkı, duygularını paylaşma hakkı ellerinden alınıyor. Yani siz bir sevincinizi gidip paylaşamıyorsunuz. Çünkü şöyle bir sorun var. Şimdi açık görüş meselesi ciddi bir mesele. Şimdi açık görüşe giden bir aile 10 kişinin açık görüşte olduğunu varsayalım. Kendi e, tutsağı dışındaki bir tutsağa temas ettiği an iletişim cezası alıyor. Görüş hakkı cezası alıyor. Ya da cezaevinde yaşadığı bir hak ihlali neticesinde iletişim cezası alıyor. Aylarca ailesini arayamıyor. Kapalı görüşe giden yok. Açık görüşe giden yok. Tümden hay, ailesinden bağlarından tecrit ediyor. Ya düşünün bir e, sevincinizi telefonda paylaşamıyorsunuz. iletişim kuramıyorsunuz. Ya da bir e, Acınızı paylaşamıyorsunuz ya da farklı bir durum geliştiği zaman acil bir durum geliştiği zaman ne yapmanız gör e, onun noktasında Bir öneri bir fikir alışverişi yapamıyorsunuz zaten Hedeflenen şey de tam da aileler açısından bu Yani tutsa Ailelerden tümden koparıp Tümden kopardıktan sonra tehdit edip kendi haline bırakma itaat ettirme vesaire usulü gerçekleşmesi Aileler açısından bu hususları görmek gerekiyor Aileler Tüm bu hususları yaşayamadığı zaman aslında dışarıda Bir şekilde Zindanda olma hali aileler için gerçekleşiyor e Şimdi bu iş böyle bitmiyor. Yani mesela görüşe gelmekle bitmiyor. Görüşe geldiğiniz zaman e, diyelim ki bir şekilde bütün sorunları atlattınız, görüşe geldiniz. Şimdi kapıda X-ray uygulaması var. Şimdi X-ray uygulamasının temel amacı nedir? Güvenliktir. Ama X-raylerde özellikle ailelerin görüşe geldiği gün seviye üst düzeye çıkarılır. Aslında ailelerin güvenliği aşan, keyfi uygulama dönüşen bir tarzına üst aramaları yapılır. Yani zaten aile görüşe girerken cezaevi sisteminin ona dayattığı o baskıcı yapıyla kapıda karşılaşıyor. Bir kere bu moral bozukluğuyla cezaevine geliyor. Bu moral bozukluğuyla cezaevine gelen bir tutsak ailesi aslında kendi tutsağının cezaevinde ne yaşadığını o an anlamaya başlıyor ve o moral bozukluğuyla bir kere giriyoruz. Zaten hedeflenen şey ne? O moral motivasyonu yıkmak. Çünkü bazı infaz kararlarında ne görüyoruz? İşte moralli olmak, motivasyon sahibi olmak aslında bir şekilde engellenmeye çalıştığını, işte bir doğa resminin verilmemesinin işte bir şekilde aslında onu motive edecek bir şey olduğunu iddiasıyla doğa resminin verilmemesi aslında bu duyguyu bu bu bize iyice yansıtıyor. E şimdi geliyorsunuz Van cezaevinden somut örnek vererek söylüyorum diyorum. E, montunuz ötüyor diye montunuzu içeri götüremiyorsunuz. E, görüş yaptığınız yer soğuk olduğu için o soğukta yaşlı insanların, hasta insanların montsuz bir şekilde, cekesi bir şekilde beklediğini biliyoruz. E, çıplak aramaya varan bir aramaya tabi tutuluyorlar. Çünkü X-Ray dediğimiz güvenlik e, cihazın güvenlik seviyesi en yüksek seviye alınırsa kapıdan gelen rüzgara dahi sinyal verir. Bunu defalarca yaşadık. Bakın sinyal, rüzgara dahi sinyal verecek nokta getirirseniz siz ailelere çıplak arama yapmayı kendinize güvenlik gerekçesiyle makul bir şeyle sınırlandırmış olursunuz ki bunun aslında hiçbir anlamı açıklaması da yoktur. Şimdi bunu da anladıktan sonra şunu anlatmak gerekiyor. Görüş alanına girene kadar zaten çıplak aramaya varan bir uygulama baskıyla geliyor. Geldikten sonra e, gelim geldi. E, şimdi burada da bitmiyor ailenin yaşadı. Şimdi geldi biraz somut gitmek gerekiyor. Bir kişinin bir annenin bir evladıyla bir kişinin eşiyle yapacağı sohbeti infaz koruma memuru bir metreden hatta daha yakın mesafelerden dinleyerek takip ediyor. Yani özel yaşam hakkı tamamen ihlal ediliyor. Açık görüşte de aslında bir kapalı görüş durumu, bir kayıt alma durumu söz konusu oluyor ki bunun yasallaştırılması süreci de tartışıldı. Yani siz sizin bir aile olarak bir ailenin yapabileceği hiçbir şey yaşamanıza izin vermiyor. Yani diyor ki cezaevindeysen tümden cezaevi idaresine teslim olacaksın ve özel hiçbir yaşamın kalmayacak. Aileyle hiçbir özel görüşün kalmayacak. Ya gerçekten bu çok yapılan bir başvurudur bize. Düşün infaz koruma memuru yarı başlarında duruyor sohbet dahi edemeyen cezaevleri var. Yani bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde aslında yani cezevlerinde uygulanan hak ihlalleri ve bizim sürekli dile getirdiğimiz bu politikanın aslında tek boyutlu olmadığı, dışarıda da bir zindan yaratma politikası olduğunu çok iyi görüyoruz. Şimdi sürgün ediyor, görüşe giderken taciz ediyor. Görüşe giderken bir şekilde ailenin özel görüş yapma, özel yaşama dair görüş yapmasını engelliyor. Ee, bu şekilde aileyi tüketmek adına elinden gelen her şeyi yapabiliyor. Bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Bir hasta tusak genelgesi çıktı. Bir umut yayıldı. İşte hasta tusaklar serbest bırakılacak dedi. İki tane askerin bir tane adli tusan bırakıldığını öğrendik. Ama biz bugün bakıyoruz yüzlerce e, ismini belirttiğimiz daha evvel açıkladığımız hasta tusan hiçbirle alakalı hiçbir işlem yapılmamış. Şimdi insanlara umut aşılamayacaksınız. Yani seçim süreçlerinde ailelere bu tarz yaklaşımlarla gelip bir sonuç doğurmayacaksa bu politikadan vazgeçilmelidir. Bir aileleri şunu her zaman diyor. Dünyanın en iyi mevzuatını getirirseniz bile mevcut milliyetçi, mevcut güvenlikçi politikaları yürüten kişiler eliyle bunlar uygulanamaz. Çünkü bir de bir duygu dünyası var. Hissiyat söz konusu. Yani aslında cezaevinde bulunan tutsaklara düşman gözüyle yaklaşıldığı zaman içerik ne olursa olsun serbest bırakma özgürlüğüne kavuşması, sağlığına kavuşmasını istememe durumu söz konusu. Bir de bu işin içsel boyutu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığına bağlı bir kurumdan bahsediyoruz ve Türkiye'de şu anda yaşam hakkı açısından en çok tartışılan kurumlardan biri. Şimdi hiç ötesine gitmeyelim. Bir somut konuşmak gerekiyor. Bu kurum kaç kişiye cezaevinde kalabilir raporu verdi ve bu cezaevinde kalabilir raporu verdiği kaç insan yaşamını yitirdi? Çıksınlar bunu açıklasınlar. Bu sayı onlar verebilir. Biz veremeyiz. Ama biz çok net biliyoruz. Halil Güneş'e cezaevinde kalabilir dedi. Ateke Halil Güneş e, cezaevinde koçunda can çekişe çekişe yaşamını yitirdi. Demek ki Adli Tıp Kurumu'nun verdiği kararlar bilimsel değil. E Adalet Bakanlığı'na bağlı olmasına bağlı olarak da politiki yaklaştığını biliyoruz. Üstümden lav edilmesini yerine bilimsel, tarafsız, ölçülü bir bilim insanlarından oluşan bir heyetin oluşturulmasını ve bu heyetin vereceği kararların uygulanmasını talep ettik. Ancak ne oldu? Karşımıza genelge çıktı. Genelgedeki durum şu. Devlet hastanesinden e, muayeneden sonra yine ATK'den görüş alınıyor. Tedavi koşullar sağlansın bırakılsın. İkincisi de adil eşit bir infaz yasası düzenlensin. Cezaevleri boşaltılsın.